Arkadaşlar merhaba, sizlerle yeni bir hava doğru daha yolculuktayız. Bugün İznik Gölü'ne gidiyoruz, Bursa'ya. Saat şu anda 3.30, gece yarısı. Erkenden Meryem'e varabilmek için bu saatte çıktık. Önümüzde yaklaşık 2.5 saatlik bir yol var. Tam hava aydınlanmasına yakın veya hava aydınlandıktan yaklaşık bir 15 dakika sonra falan orada olmuş olacağız. Gittiğimize değmesini umuyoruz. Gözlerinden falan da anlaşılıyor. Uykusuz kaldık çünkü. Yani en azından balık tutabilelim diyoruz. Sabah kıyıdan deneyeceğiz. Ondan sonra 9 sonrası gibi, saat 9'dan sonra da ben Belly Boat'la açılacağım kıyıdan. Deeper falan diye yanıma alacağım. Şöyle bir gölü tarayacağız. Tutluhan Belly Boat'la açılacak. Ben de su sosisleri var ya, onlar aldım. Onların üzerine oturacağım. Ben de onunla açılacağım artık. Yapacak bir şey yok. Yani 1,5 kilometre. Yani bakalım. İnşallah balık alabiliriz ya. Evet, balık almamamız imkansız. Neden biliyor musun? Neden? Çünkü ben süpermenim. Ha. O zaman tamam ya. Yani büyük konuşmayalım ya da. Evet. Hadi bakalım arkadaşlar, o zaman Maya'da görüşmek üzere diyelim. Bay bay. Evet arkadaşlar, İznik'e vardık. Bayağı zahmetli bir süreç oldu. Navigasyon bizi orman yollarından götürdü. Biraz pişman olduk ama sonunda varabildik yani. En azından zamanında geldik. Tam zamanında geldik, evet. Başlayacağız, Mera'ya ulaştık. Sabah şöyle hem glow özellikte olan beyazcıklarla başlıyoruz. Sonra güneş çıktığı zaman da meşhur İznik'in bir şeyi var, numarası var. No 14 Kendo Baby Jig var. Ona geçiş yapacağız. O çok güzel balık alıyor güneş çıktıktan sonra. Az zaman kaybetmeyelim, bir an önce suya girelim artık. Şortlarla gideceğiz. Şortlar, Kutluhan. Hadi rastgele. Görüşürüz. İlk atışımda vuruş aldım. Bir daha sallıyoruz bakalım. Çok sert yapmana gerek yok baba. Bu ne? Aldım abi, bıraktı. Aa. Takıldı mı? Of, ne biçim vurdu. Aldım. Ama ufak. Oh, nasıl basıyor? Ha, düştü. Çabuk sal. Ah. Gerizekalılar. Ufak kaya balıkları var ya, ısırıyorlar. Evet. Aldım. Ufak. Çok ufaksın ya. Dur. Evet, ufak bir levkit geldi. Ufak olsa bile ne oluyor lan? Cigimin iki iğnesi de kırıldı. Balığı tek iğneyle aldım. Çok ufak ya, git. Babam ilk levkitini aldı. Hadi bakalım. Ufak mı? Seninkilerden büyüktür yani. O kadar bir ufak almaz. Nasıl gezgiriyor? Bak. Kenara gelince nasıl basıyor? Baksana. Güzel güzel. Güzel ya. Şov yapıyor. Alınabilecek boy, aldın mı? Ha? Aldın mı? Evet, al. Bileyi almadın değil mi yanına? Ha? Bileyi arabada. Duralım. Profeci ağırmış başında. Balığı göster önce. Ağır. Ah, terliğim çıktı. Evet, uçtu bak öbür tarafta. Nerede? Yok, sen tamam. Ben alayım terliğini. Elim dolu terliği. Yüzecek terliğini, alamazsın. Biliyor. Güzel güzel. Baksana. Kopmuş mu? Aynen. Gayet güzel balık ha. Ha. O sana doğru yüzer. Bir de çok ufak ya. Çıkarılacak mı? Düşeceğim. Bunun dışında sümük gibi bir şey var. Sen demiştin ya, şeydeki balıklara benziyor. Göksu Deresi'ndeki. İşte evet. Onlar da sümüklüydü ya. Bunlar da sümüklü. Oha! Süper bir atış görüyoruz arkadaşlar. Bunu hemen kayıttan siliyoruz. Makine kapandı ya. Bir sıkıntı yok değil mi makinende? Yani şey, kalamasında. Yok değil. Aldım. Oo. Bıraktı. Bıraktı. Yapma ya. Güzeldi bir de ha. Güzeldi. Büyük boydu. Çevirir misin bana? Arkadaşlar uzağa atmak istiyorsanız Quantum Snatcher AliExpress yani. Üzerinde dur cigimi attın, takılacak şimdi. Sinay Trend miydi neydi? Bak şeye gitti adalara. Adam mı? Buradan Heybeli ada yattım ben. Önümde var ya büyük ihtimal. Bakın. Ta ileride bir sürü var. Her attığımda vuruyor ya. Bir türlü alamadım balığı. Her atışta ya. Uf nasıl vurdu yine bak. Ama hadi al artık ya. Uzakta arkadaşlar, uzakta çok oynak var zaten yani açığa doğru. Balık sanırım yavaş yavaş çekilmeye başladı. Güneş çıktı. Hayvan yavaş yavaş çekilmeye başladı. Evet aldım. Bu sefer kaçamaz. Bu sefer aldım işte onu. Bana yüzüyor. Ufakmış. Bizi ıslatalım. Sarlık gitti. Hadi bir daha. Evet. Bir tane aldım, ufak ama. Bizim file ta orada kaldı değil mi? Sen. Ufak zaten ya. Hadi oğlum bir biraz hareketler yap ya. Biraz zor kaçarmış zaten. Biraz şey oldu ama gider o. Bir tane daha. Bu da ufak, aynı boyutlarda aşağı yukarı. Çok güzel basıyorsun ya. Bak 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 nasıl basıyor. Azıcık açalım, oynayalım şimdi. Aldım. Aldım, bakalım nasıl bir boy. Sanki birazcık daha iyi ya. İyi kafa vuruyor. Aldım baba. O bu iyi. Bu iyi. Arkadaşlar bu balığı alıyoruz. Gayet güzel bir boy. AliExpress jigine geldi bu arada. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, sabah suyunun sonuna geldik diyebiliriz. Saat şu an 8'e geliyor. Balık iyice kıyıdan açığa doğru gitmeye başladı. Kıyıdan ziyade artık daha çok açıkta oynaklar görmeye başladık. Sabah suyunda 8-10 parça balık kandırdık. Ben 6-7 tane aldım. Babam 2-3 tane aldı. 8-10 parça aldık toplam. Keyifliydi ama şimdi ben açığa gideceğim belly boat'u atlayıp. Yavru burada. Yanıma deeper alacağım. Böyle bir gezeceğiz burayı, turlayacağız. Bayağı bir açılırım büyük ihtimal. Çünkü Levkit bu saatlerde iyice açığa gitmeye başlıyor ve açıkta oynaklar görüyorsunuz. Bakalım inşallah güzel böyle iri boyda balıklar kandırabiliriz. Evet arkadaşlar, bütün hazırlıklar tamam. Artık bana müsaade. Ben açılıyorum. O zaman rastgele. Eyvallah. Trofeyi almadan gelme. İnşallah diye. Karşıya kadar geç yani. Yoksa gelme, benden söylemesi. Her şeyi dene bakalım. Her şeyi aldım zaten. Evet. Yeterince açıldı bence. Ve derken döndü. Muhtemelen karşıya doğru atmaya başlayacak. Şöyle yaklaştırıyorum ben. Zoom'la ancak bu kadar görülüyor. Normalde burada herkes jigle avlanıyor. Yalnız açığa doğru gittiği için kutlağın yanına silikonlarını da aldı. Silikon da deneyecek. Bakalım. Umarım güzel görüntüler çeker, güzel balıklar alır. Şimdiden ona rastgele. Ben de kıyıda yavaş yavaş inzivaya çekiliyorum. Haydi herkese rastgele. Evet arkadaşlar, Deeper'ı hemen yanıma attım. Dipte ve dipten biraz daha yukarıda. Şu an bir ton sürü olduğunu gösteriyor. Burayı deneyeceğiz şimdi bakalım. Hatta şimdi salayım aşağı. 15 metre bayağı derin. Bakalım vuruş alabilecek miyiz? Evet dipteyiz. Efendim. Tamam. Bu ne lan? Bu ne lan? Bu ne abi? Oo, Levkit'e bak. Oha. Baba. Levkit'e bak. Yuh. Kocaman. Altım şu an full balık kaynıyor baba. Evet evet. Bir şey diyeyim mi? Ağzından bile yakalamadım. Yandan sokmuşum. Arkadaşlar, Deeper'a bakın. Balığı da atamadım şuraya. Attım. Hadi bir daha. Deeper şu an full sürü gösteriyor. Hadi be, bir inmedim. İndik. Evet, vurdu. Aldım, aldım, aldım. Oho. Çok güzel. Çok güzel. Ah. Oho. 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 Beni döndürüyor, beni döndürüyor. Ulan çok iyi. Boya bak. Boya bak. Boya bak. Boya bak. Levkit'in boyuna bak. Oh. Telefonu arkaya koyacağım. Levkit'in boyuna bakın arkadaşlar. Şu balığa bakın. ...35 santim. Baba! Baba! 35 santim! Şu balığa bakın ya. Edelim. Bota girerse işimiz biter. Salıyorum aşağı. Deeper nerede? Deeper arkamda. Evet, sağlık, aşağıdayız. Aldım. Aldım. Yes. Güzel. Oh. Ah. Gayet güzel bir balık daha. Hop hop. Ah, kaçtı. Kaçtı. Neyse. Devam. Vuruş alamadık. Bir Deeper'a bakalım. Durum ne? Arkadaşlar, vuruş azalmıştı birkaç atıştır. Bakın seyrek göstermeye başladı Deeper. Biraz hareketleneceğim buradan. Şöyle biraz daha diğer taraflara gideceğim. Az önce çünkü bayağı Deeper çok fazla balık gösteriyordu. Şu an çok az gösteriyor. Evet, şu an bir daha dipte gösterdi bir şeyler. Bakın, evet gösteriyor. Evet, biraz da Savage Gear 3D vibrasyon çalışalım bakalım. Bakalım bu nasıl olacak. Vibrasyon ile ilk atış. Vibrasyon ile ilk atış. Oh. Güzel balık. Ah. Dur bakalım, dur bakalım. Oh, her tarafımı ıslattı. Evet. Ah. Dur, 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 dur. Aha. Tişörtüme kancayı soktu ve ben onu yine de yakaladım. Ben zor anlar yaşıyorum botta. Kamışım biraz uzun. Onun sıkıntısını yaşıyorum ama çok güzel bir balık daha. Balıkları pek gösteremiyorum tam. Bu seferki de pişer tişörtüme iğneyi soktu. Lan ben buna gözüm gibi bakıyorum. Nasıl sen buna yine sokarsın? Öyle bir ambarladı ki ama arkadaşlar yani. Ucuna ne dolanmış. Böyle oltayı belime tutarken bir gün kayacak bu olta elimden. Suyu boylayacak ama ne zaman acaba? Dibe zor iniyor. Bu 8,5 gram ya. Diğer attığım cik 10 gram falandı. En azından çabuk iniyordu. Bir de iple takılıyor, makılıyor. Salak salak şeyler oluyor. Bir türlü inemedi dibe. Oh. Arkadaşlar büyük. Gerçekten büyük bir levkit bu. Of. Fena zorluyor. Gel. Of. Oh. Ah. Bayağı büyük arkadaşlar. Oha. Çok büyük bir levkit. Çok büyük bir levkit. Geziyor. Hala yorulmadı ya. Yorul adamım. Ya da büyük değil de acaba yandan mı girmiş ya? Ama yok, boyu iyi de. Yani şey gibi bastı bu. Sanki 40 santimlikmiş gibi bastı ama o kadar yok. Sanırım üstten biraz girmiş, o yüzden böyle yaptı. O güzel balık ya. Evet, yandan sokmuşuz çünkü arkadaşlar. Ve neredeyse kaçacak balık şu anda. Bunu hemen benim almam lazım. Ah. Levkit'e bakın. Gayet güzel bir balık. Bu da neredeyse 35, sanırım 38 santim falan aşağı yukarı. Çırpınma. Çırpınma sakın. Çırpınırsan biz boku yeriz çünkü. Çok güzel bir balık. Baba! Yandan yapıştırmışız. O yüzden büyük gibi gelmiş bana. Şöyle yapacağım. Gözüne girmiş. Muazzam bir balık ya. Şuna bakın. Geçelim. Sıfır. Aynen. 38 santim civarı. Çok iyi. Divara attık. Çok güzel. Yes! Deeper'la balığı burada buldum arkadaşlar. Orta sudaydı. Zaten balık da orta suda vurdu gerçekten. Size bir şey söyleyeyim mi? Artık hiçbir hava Deeper'sız çıkmayacağım. Özellikle levkit avına. İşimi çok kolaylaştırdı Deeper bugün. Balık yoksa oradan direkt ayrıldım. Balık olan yerde atışımı yaptım ve aldım balığımı şurada. Balık gösterdi. Sonra balığımı aldım. Bir daha bakalım. Deneyelim burada biraz daha. This. Aldık. Balığı bulduk ya. Oo. Yukarı doğru vurdu hayvan ya. Orta suda hayvan. Güzel, yine güzel bir levkit. Çok güzel bir levkit yine. Uf. Harikasın. Harikasın. Biraz hoşlayalım. Alacak. Oh. Ağzının ucunda var ya, kaçabilir şu an her an. Ağzının ucunda yani. Bunu da aldık. Bunu da aldık. Çok güzel hayvan be. Çok güzel hayvan ya. Ses çıkarıyor. Böyle ara. Bu arada arkadaşlar levkit gerçekten gayet lezzetli bir balık. Eğer hiç denemediyseniz mutlaka yemenizi tavsiye ederim. Umut abi yapmıştı Balıkesir Üniversitesi İznik yarışmasında. Birkaç video öncesi paylaşmıştım. Yani tavuk gibi tadı var hayvanın ya. Denemediyseniz bence mutlaka deneyin derim. Bir tane daha. Oo. Bir tane daha be. Bir tane daha be. Kesin bu da aynı bu. Çok iyi basıyor. Of. Kamışı nasıl yiyor ya. Aa, seviyorum bu balığı. Aşığıyım. Of of, canavara bak. Canavara bak. Oh. Oh. Aa, beni döndürüyor. Döndürdü hayvan beni. Oh. Çok güzel bir balık daha. Muazzam. Muazzam gerçekten. Bunu da libere atacağım. Aa, aldık. Evet. Basıyor. Ah. Dur. 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 Çok iyi. Yes. Bakın arkadaşlar. Şu sarı noktalı çizgileri görüyor musunuz, kısa kısa? İşte o benim yemim. Dipten yukarı doğru çekiyordum. Deeper yemimi gördü. Altımda olduğu için hemen yem. Balık göstermişti. Şimdi balıklar geçip gitti. Bakalım biraz daha hareket edeceğiz o zaman. Başka çaremiz yok. Haydi. Evet. Kutlağın sonunda kıyıya çıkmaya karar verdi. Ve artık yeter. Bir daha söyle. Boş ver. Hacı nasıl geçti? Zaten aksiyon kamerasından izlediler. Peki o zaman çıktıktan sonra balıkları göstereceğim. Ama sanırım şu ana kadar yaptığım en keyifli avdı. Öyle yani mi? Balık şeyim boyunca yaptım. Benim de şu ana kadar yaptığım en keyifsiz avdı. Keşke botu alsaydık. Evet ya. Botu. Buradan Barbaros'a sesleniyoruz. Barbaros abi, haftaya gidiyoruz yani, artık şey yapma, geleceğiz buraya eninde sonunda. Zaten bu videoyu izledikten sonra sen iyice kudurmuş olursun. O da tetikler seni. Artık çıkayım ben. Evet. Bayağı yoruldum. Kaç saat oldu? 2 saat, 3 saat neredeyse durdum, 2 saat. Ama yani hiç üşüme, hiçbir şey yok. Su çok sıcak zaten. Mis gibi. Neyse, o zaman organize edebilirsek haftaya inşallah yine buradayız. İnşallah ve botla. Evet. Yani sabah suyundan çok daha fazla balık yapıyor ve hepsi çok büyük. Neyse, balıkları birazdan göstereceğiz. Aynen. Zaten. Hadi yavaş yavaş çıkarsın. Evet arkadaşlar, avı sonlandırdık. Toparlandık. Eve doğru yola koyulduk. Çok keyifli bir avdı benim için gerçekten. Hatta şöyle söyleyeyim, şimdiye kadar yaptığım en keyifli avlardan biriydi. Balıkların tekrardan hepsini evde tezgahta göstereceğiz sizlere. Birkaç tane fotoğraf aldık. Onu orada videonun devamında göreceksiniz. Senin için nasıldı? Arkadaş belly botla girdi belly botla ve vurdu çıktı. Ben de kıyıdan 5 tane arkadaşlar, 5 tane jigimi koparttım. Her taraf kayalık, jig kalmadı bende. Ben de kenarda oturdum. Sandviçini yedim. Yani sandviçimi yedim. Kenarda oturdum ve arkadaşın bu keyifli dakikalarına biraz kıyıdan şahit oldum. Hatta çığlık attığı birkaç şey var. İsterseniz önce onu bir izleyelim. Şu anda resmen kahkahalar geliyor kutlağından. Az önce bir tane aldı, şimdi de aldım diye bağırıp duruyor. Beni döndürüyor diyor. Vallahi bugün işte bana da bir tane belly botu aldıracak bu evlat. Gülüşe bak. Şu balığa bakın diye şu anda videoya çekiyor sanırım, o da kendisi. Gördünüz, adam gayet keyifli, gayet güzel bir av yaptı. Ama bunu kenara yazıyorum. Decathlon'a belly bot gelsin. Ben de o belly botu almazsam, yenisine ben binmezsem. Olmadı ya şimdi. Eski boy kendi belly botuyla devam etsin arkadaş. Yakında bu arada Decathlon'a belly bot geliyor. Türkiye'de çok satılan bir ürün değil. O yüzden fiyatı yaklaşık 1300 TL ile 1500 TL arasında olacakmış. Evet, piyasadaki diğer belly botlara göre çok daha ucuz. Zaten piyasada bir tane belly bot var. O da Sarıçgir'in belly botu. O da çok pahalı gerçekten. Yani 3000-4000 lira civarında, 2 katı 3 katı neredeyse. Böyleydi, bakalım. O zaman evde görüşürüz artık. Evde görüşürüz. Ama bir dahaki sefere büyük botla geleceğiz. Yani kesinlikle 3 kişilik botla. Kesinlikle daha kıyıdan. Buraya gelirsem daha kıyıdan olta atmam. Yüzme bilmiyorum. Suya botla açılmaktan korkuyorum. Ama yine de açılacağım. İddialı. O zaman evde görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, fotoğraflarda görmüş olduğunuz balıklarımızı eve getirdik. Şimdi poşetten çıkarıp tezgaha dizeceğiz şöyle bir. Tekrar göz atacağız balıklara. Boylar 10 numara. maşallah. Oh. Bu sanırım belly boat'u döndüren. Evet, o biraz boyun yapmış o herhalde. Şu ufak olanlar, diğerlerine göre ufak duranlar kıyıdan aldıklarımız. Diğer büyüklerin hepsi açıktan belly boat'la. Dokuz tane. Zaten şu iki adam yeter bunların bir tanesi. Evet. Evet. Şimdi bunları temizleyeceğiz, pişireceğiz, sonra gömeceğiz. Sonuç olarak videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.